Efendim herkese iyi günler. Türk İmmünoloji Derneği'nin düzenlediği COVID-19 İmmünoloji Aydınlatıyor seminerlerine hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz tüm dünya bir salgınla mücadele halindeyiz. Ve bu pandemi sırasında, bu pandemiyle birlikte hastalığın oluşmasında ve hastalıkla mücadelede vücudun verdiği bağışıklık yanıtlarının ne kadar önemli olduğunu hepimiz görmekteyiz. Ve bu nedenle Türk İmmünoloji Derneği olarak dünyanın farklı yerlerinden konunun uzmanlarını bir araya getirmeyi hedeflemiş bulunmaktayız. Bu seminerlerde COVID-19'a karşı gelişen bağışıklık yanıtları, bunların kliniğe yansıması, tedaviye yönelik potansiyel hedefler, laboratuvar tanı, aşı üretimi ve antikor tedavileri gibi birçok konuyu ele alacağız. Seminerlerimiz derneğimizin YouTube kanalından canlı olarak biliyorsunuz verilmekte, yayınlanmakta. Değerli konuşmacılarımıza herhangi bir soru yöneltmek istiyorsanız burada yorum kısmına yazarsanız ben zamanımız el verdiğince hocalarımla bu sorularınızı paylaşacağım. Ben öncelikle size biraz koronavirüs salgını hakkında bilgi vermek istiyorum. Biliyorsunuz bu COVID-19 dediğimiz salgın yeni bir salgın ama ilk değil. Daha önce biliyorsunuz koronavirüs salgınlarını biz yaşadık. 2002-2003 yılında SARS salgını, 2011'de Orta Doğu'da gördüğümüz MERS koronavirüs salgınlarını yaşadık. Bu en son salgın ise bir pandemi olarak karşımıza çıktı. Ve koronavirüs hastalığı 2019 olarak, 2019 yılında çıktığı için bu salgın bu şekilde isimlendirildi. Ve biliyorsunuz bu salgın Çin'in Hubei eyaletinde Wuhan şehrinde ortaya çıktı ve buradaki hayvan marketinden kaynaklandığı biliniyor ve burada ana konak olarak yarasa suçlanıyor ve ana konak olarak ara konak ise pangolin denilen şurada gördüğünüz hayvan suçlanıyor. Bunlar vahşi hayvanlar ama bunların kaçakçılığı, kaçak olarak ülkeden ülkeye ticaretin olduğunu biliyoruz. Neden pangolin? Pangolinle ilgili olarak işte insanda izole edilen COVID-19'un pangolini enfekte eden virüsle yarım yapısının %92-93 civarında benzer olmasından dolayı pangolinin ara konak olduğu düşünülüyor. İnsandan insana geçiş Ocak aylarının başında Wuhan'a seyahat eden ama hayvan marketine ziyaret etmeyen, hayvan marketine uğramayan kişilerde görülmesiyle anlaşıldı. Ve Ocak ayı itibariyle birçok şehirde de yeni vakalar ortaya çıktı ve 30 Ocak 2020'de olguların uluslararası seyahatlerle birlikte hızla artışıyla birlikte Dünya Sağlık Örgütü uluslararası acil durum ilan etti ve Mart ayı başlarında 11 Mart tarihinde de pandemi ilan etti. Virüs bir RNA virüsü, zarflı bir virüs. Yani çevresinin lipid yani yağdan oluşan bir kılıf kaplıyor ve özellikle enfeksiyonu oluşturabilmesi için hedef hücrelerde angiotensin, konvertin enzim 2 dediğimiz, ACE2 dediğimiz bir algacı ya da reseptörü bağlayarak enfekte edebiliyor. Ve burada diğer virüslerden daha önce salgın oluşturan SARS'la MERS'le karşılaştırdığımızda COVID-19'un temel üreme sayısı yani enfekte bir kişinin sağlıklı kişilere bu hastalığı ulaştırma durumu sayısına baktığımızda SARS'a ve MERS'e göre daha fazla olduğunu görüyoruz. Yani bir kişi, enfekte bir kişi, 2,5 kişiyi, yani 2 ile 3 kişi arasında kişiyi enfekte edebiliyor. İnkübasyon süresi 2 ile 14 gün. Yani temas oluştuktan sonra ilk klinik belirtilerin, semptomların oluşmasına kadar bir süre 2 ile 14 gün arasında devam etmekte, oluşmakta. Bu ortalama 6-7 gün gibi. Ve işte bu karantina süresinin 14 gün olmasının esprisi de buradan kaynaklanıyor. Ve enfeksiyonları 3 ayrı formda görebiliyoruz. Bazıları hiçbir belirti vermeyen asemptomatik. Bazıları çok hafif veya orta şiddetli yakınmalarla hastalığı geçiriyor kişiler. Bu %80'lik bir kısım oluşturuyor. %20'lik bir kesim ise ağır seyirli veya kritik olarak bazen işte solunum cihazına bağlanan ya da entübe edilen hastalar olarak karşımıza çıkıyor. SARS ve MERS'e göre hafif seyretmesi oldukça önemli. SARS ve MERS'teki ölüm oranlarına baktığınızda SARS için %9-10 arasındayken MERS'te %35 civarında.
COVID-19 için ise bu oran %2,8 civarında görünüyor. Tabii bu ülkelerin demografik özelliklerine göre değişimler gösterebiliyor. Yaş nüfusun olduğu yerlerde bu ölüm oranları daha fazla, genç nüfuslarda veya kronik hastalıkların az olduğu toplumlarda bu oranlar daha düşük olabiliyor. Klinik ve laboratuvar bulgularına baktığımızda klinikte en önemli semptomlar ateş, yorgunluk, öksürük, boğaz ağrısı, nefes darlığı, nadiren ishal görebiliyoruz. Ana etkilenen organ, önemli organ akciğer. Laboratuvar ve görüntüleme bulgularında özetleyecek olursak viral PCR'da, yani virüs ait nükleik asitin varlığını gösterilmesi pozitifliği, lenfosit sayısı dediğimiz hücrelerin, lenfosit dediğimiz hücrelerin sayısının azalması, lenfopeni, C-reaktif ferritin ve D-dimer gibi faktörlerin yüksekliği ve bununla beraber artan iltihabi durumlarda yükselen bir takım, yani enflamatuar durumlarda yükselen bir takım sitokinin düzeyinin artması özellikle ağırlaşan ve ağır olgularda karşımıza çıkıyor. Tomografide, yani akciğer tomografisinde en belirgin bulgu olarak, patognomik bulgu olarak belirtiliyor buzucak görüntüsündeki infiltrasyon. Ve lenfopeni ile birlikte sitokin fırtınası patogenezde, özellikle ağır geçiren kişilerin patogenezinde asıl rolü oynadığı şimdilik biliyoruz. Prognoz ve yatkınlık açısından baktığımızda, yani bu kişilerdeki enfeksiyon akıbeti açısından değerlendirdiğimizde riskli gruplar 60 yaş üzeri, kronik hastalığı olanlar, hipertansiyon, şeker hastalığı, kardiyovasküler hastalıklar, bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar kullananlar gibi, kanser gibi etkenler burada önemli altta yatan sebepler. Genetik yatkınlık şu an için çok fazla elimizde veri yok. HLA uyumu, yani doku uyumu ya da ACE2 reseptörünün polimorfizmleri, mutasyonları ile ilgili bir yatkınlık söz konusu mu olduğunu henüz bilmiyoruz. Daha geniş çalışmalara ihtiyaç var. Tabii virüsün genotipik özelliği prognozu, yani hastalığın gidişatını nasıl etkiliyor, bunu da şu an için bilmiyoruz. Tabii bununla beraber yüzlerce soru var. Solunum yetersizliğinin sebebi pnömoni mi? Yoksa santral sinir sistemin etkilemesi veya hemoglobin metabolizması ile etkileşmesiyle ilgili mi? İyileşmiş hastalar hala bulaştırıcılığını sürdürüyor mu? Hastalık sonrası ne kadar süreyle bağışıklık sağlanıyor? Reenfeksiyon ya da reaktivasyon söz konusu mu? Bağışıklık sisteminin düzenleyici ilaçlar ve yaklaşımlar ne kadar etkili oluyor? Neden nadiren de olsa bazı gençler hastalığı ağır geçirebiliyor? Yine çocuklar ve gençlerde normalde neden hafif seyrediyor? Bu hafif seyretmenin altında yatan mekanizmalar nedir? Yine tanı ve takip testleri ne kadar güvenilir, ne kadar doğru, ne kadar takip etmede bize yararlı olabiliyor gibi yüzlerce soruyu sormamız mümkün. Şimdi ben bu genel bilgileri verdikten sonra konuşmacılarımızı davet edeceğim. İlk konuşmacımız Şefik Alkan, İsviçre'den, Basel'den. Biraz kendisinden bahsetmek istiyorum, Şefik hocamızdan. Şefik Alkan, Sivas Gürün doğumlu. Kendisi lisans ve lisans üstü eğitimi Hacettepe Üniversitesi'nde 1969 yılında tamamlamış. Daha sonrasında 3 yıllığına Kaliforniya Üniversitesi'nde San Francisco Tıp Merkezi'nde doktora sonrası öğretimi görmüş. Daha sonra da Hacettepe'ye dönmüş. 1973 yılında mikrobiyoloji ve immünoloji doçenti olduğunu görüyoruz. 1976 yılında İsviçre'deki Basel İmmünoloji Enstitüsü'ne kabul edilen ilk Türk kendisi. Doktor Alkan yine ilaç sanayine 1980'lerde katılıyor. Siva ve Novartis, 1998'de Aventis ve daha sonra 3M şirketinde önemli görevlerde yer aldığını görüyoruz. Genellikle araştırma bölüm başkanlıklarında, yine 2007 yılında Biotech Alba firmasında yeni ilaç araştırma geliştirme bölüm başkanı olarak görev aldığını görüyoruz. Hocamız 2009 yılında emekli olmasına rağmen bilimsel aktif hayatını sürdürmekte. Hala bir takım kitaplar yazarak, kongrelerimize aktif katılarak bilimsel katkılarını sürdürmekte. Biz de İmmünoloji Derneği olarak hem manevi hem maddi destekler için Şefik Şal Altan çok teşekkür ediyoruz. Hocamızın 60 civarında patentli buluş var. Birçok kitabı var. Yüzlerce bilimsel makale yayınladığını biliyoruz. Tabii bugünkü ilk konuşmasında hocamız Konya'dan gelen bir mektubu bize açacak ve ben konuşmasını yapmak üzere kendisini ekrana davet ediyorum.
Efendim merhabalar. Ben konuşmama başlamadan önce Türkiye'de Toplum Sağlığı Enstitüsü'nü başlatan Nusret Fişek hocamı şükranla anmak istiyorum. Sonra COVID-19'da canla başla savaşan sizler, sağlıkçı arkadaşlarıma şükranlarımı sunmak isterim. Ayrıca bu toplantıyı düzenleyen İmmünoloji Derneği'ne, özellikle Barbaros ve Tolga hocalara çok çok teşekkür ederim. Buyurun hocam, biz ekranınızı görüyoruz, konuşabilirsiniz. Tamam, ben bilemedim. Şimdi benim konuşmamda öbür konuşmacılardan farklı bir yön var. Ben bu sunumu bir tanı koyma, aşı yapma, ilaç bulma konuşması olarak görmeyiniz. Bu konuyu ben genç arkadaşların benden daha iyi sunacaklarını bildiğim için onlara bırakıyorum. Benim sunumum koronavirüsle giriştiğimiz bu kötü savaşın bize öğrettiklerin bilimsel kazanımlar nelerdir, onlar üzerinde olacak. Yani olaya tepeden bakarak mini canlıların yönettiği bir dünyada insanoğlunun konumu nedir? Bunu düşünmek istiyorum. Ve sizinle birlikte bu düşünceleri de paylaşmak istiyorum. Bu düşüncelerimi daha önce Herkese Bilim ve Teknoloji dergisinde yayınladım. Ayrıca bir kitap Bağışıklığı Anlamak adlı bir kitapta çoğundan bahsettim. Orada kaynakları bulabileceksiniz. Şimdi konuşmayı sürdürmeden önce bilimsel bilginin ne kadar değerli olduğunu vurgulamak istiyorum. Ama en güvenilir bilgimiz bilimsel bilgi olmasına rağmen burada da yanılgılar olacağını size hatırlatmak istiyorum. Bu tabii benim konuşmamın içine alır. Şimdi baştan başlayalım. Bütün yaratıklara şöyle bir göz atalım. Dünyaya aslında mini canlılar, yani mikroplar idare ediyor. Yer küresi 4,5 milyar yıl önce oluştu. Tek hücrelilerin oluşması 3,5 milyar yıl önce. Çok hücrelilerin oluşması ise 1 milyar yıl önce. Memeliler sadece 300 milyon yıldır var. Homo sapiens, ki biz bunun içindeyiz, 100-200 bin yıl önce ortaya çıktı. Burada söylemek istediğim, mikroplar bizden milyarlarca önce dünyada varlardı ve hala varlar ve dünyayı hala idare ediyorlar. Bir dünyadan ayrılıp şimdi insan vücuduna gelelim. İnsan vücudu aslında bir hücreler topluluğu. 137 trilyonluk bir çok türlü hücre toplamı. Vücudumuz hem dıştan hem içten milyarlarca hücreyle dolu. Bu hücreler bizim içinde, bizim kendi öz anamızdan babamızdan getirdiğimiz hücrelerin adedi sadece 37 trilyon. Yabancılar ise, yani mini canlılar, ki bunun içinde virüsler de var, 100 trilyon, yani bizim aşağı yukarı 3 katı fazla mikropla birlikte her an yaşıyoruz. Şimdi biliyorsunuz insanların genleri, kanıtları
hastalığının %10'u virüslerden gelme. Yani virüsler bizim yalnız kanımıza değil, genetiğimize girmiş durumdalar. Mini canlılara ait kalıt miktarı ise milyonlarca. Şimdi biz birlikte yaşarken acaba bu mini canlılarla alışverişimiz nasıl? Bizi koruyan kim? Buna yavaş yavaş değinmek istiyorum. Sol tarafta gördüğünüz gibi bağırsağımız milyarlarca mikropla dolu. Bunların çoğu zararsız, hatta faydalı. Bize yardım ediyorlar. Bizim bağışıklık sistemimiz bunlarla bir anlaşma yapmış durumda. Bu anlaşmada üç türlü ortaklık var. Aslında üç türlü ilişki var. Bunlardan bir tanesi yararlı ortakçılık. Yani birisi bir mikrop, örneğin bizim yediğimiz karbonhidratları sindiriyor. İkinci bir ortaklık, zararlı, zararsız, öylesine bir ortaklık. Ortalıkta bizim yediklerimizden, artıklarımızdan geçinen milyarlarca hücre bağırsağımızda her gün ürüyorlar. Dördüncü bir tip ise zararlı, yani genetiğini değiştirip daha fazla isteyen, bize zarar veren, yani hastalık yapan mikroplar. Bunların tümü ile biz birlikte şu anda her an mücadele etmekteyiz ama farkında değiliz. Mikrobiyata veya mikrop örtüsü dediğimiz bütün bu bağırsak, deri, her tarafımızda bulunan mikroplarla birlikte yaşarken arada bir fikir değiştirip daha çok üremek isteyen mikroplar çıkıyor. Biz bunlara patojen diyoruz. Yani hastalık yapıcı mikroplar. O zaman denge bozuluyor ve bağışıklık sistemimiz eğer bu dengeyi yerine getiremezse ki koronada bazı kimselerde bunu görüyoruz. O zaman ortaya çıkan yangın haline geliyor ve maalesef hastalarımızı kaybediyoruz. Şimdi virüslerin gücü nereden geliyor? Ona bir bakalım. Yeryüzünde milyonlarca virüs var. Bunların çoğu ama büyük çoğunluğu zararsız nesneler. Bunların sadece bir çok küçük bir miktarı bizim insanlarda hastalık yapabilir. Ve virüslerin en önemli özelliği genlerinde değişiklik yapmalarıdır. Yani bunlar mutasyona uğrarlar. Bu kadar milyonlarca virüsün içinde görüyorsunuz sol tarafta DNA veya RNA virüsleri var. Çift sarmallı, tek sarmallı. Bu ayrıntılara hiç girmeye gerek yok. Sol köşede gördüğünüz koronavirüsler minicik bir küçük aile. RNA virüslerinin içinde koronavirüslerin sayısı gene büyük, yüz binlerin üstünde. Fakat insanlara bulaşan sadece 7 tanesi ve bunlardan içinden 7'nin içinden sadece 3 tanesi öldürücü olabiliyor. SARS, MERS ve SARS-CoV-2 diyoruz bunlara. Yani sağ tarafta gördüğünüz ağacın tüm yaprakları ne RNA virüsü olarak düşünürseniz, bizde hastalığın yaptığını söylediğimiz SARS virüsleri bu yaprakların ucunun bir tanesi kadar küçük, az bir azınlık gözüyle bakmak gerekir. Şimdi evrimin gücü, itici gücü kalıt değişimi, yani gen değişimi denir. Buna mutasyon da denir. Bu mutasyon ne demek? Mini canlılar sağ tarafta gördüğünüz gibi çok hızlı çoğalırlar. Ve bunların bir özelliği sık sık gen değiştirmeleridir. Yani kalıplarını taşıdıkları bilgiyi
sık sık değiştirirler. Ve ayrıca birbirleriyle, diyelim ki iki bakteri veya virüs bakteri, kalıt alışverişi yaparlar. Bu bunlara muazzam bir avantaj verir. Sonuç olarak doğal seçimde bütün canlılarla birlikte düşündüğünüz zaman bakteriler ve virüslerin muazzam bir avantajı var. Neden? Çünkü değişen dünya koşullarına bizden çok daha güzel uyum sağlarlar. Peki, biz böyle bir durumda birlikte nasıl yaşayacağız? Biraz önce söyledik. Vücudumuzun her tarafı mikrop dolu, mini canlı dolu. Tamam, çoğu hastalık yapmıyor, bize yardım edenler de var ama hepsinin çoluğu var, çocuğu var. Hepsi üremek istiyor. Bu doğanın kuralı. Mutlaka bir arada bir anlaşmazlık çıkar mı? Çıkar. İşte bu anlaşmazlıkları önleyen iki tane büyük organımız var. Bir tanesi bağışıklık sistemi, solda görüyorsunuz. Sizlere tekrarlama gerek yok. Lenf hücrelerimiz, lenf nodüllerimiz, dalağımız, kemik iliğinde yapılan hücrelerimiz, tümüs gibi bir eğitim merkezi. Bunlar çok bilinen şeyler olduğu için çabucak geçiyorum. Yalnız şunu söyleyeyim ki bağışıklık sistemi dağınık bir sistem. Yani hücreleri, molekülleri bütün vücuda dağılmış durumda ve kanımızla, lenf bezlerimizle, lenf kanallarıyla sürekli vücudumuzu gözetliyorlar. Beyin bunun tam tersi. Derli, toplu, güzel bir organ. Her türlü hayatımızı idare ediyor. Fakat bunlar birbirlerine ne derece benziyorlar? Ben size yavaşça anlatmaya başlayayım. Bu anlattıklarımı bir ekonomi ve besinir bilim kitabını okurken kendim çıkardım. Sizlerle paylaşıyorum. Bakalım ne kadar hemfikir olacaksınız. Beyin ve bağışıklığın ortak yönlerinden ilki bilgi toplamak. Biz nerede yaşıyoruz, kiminle birlikteyiz, neler oluyor dünyada? Bu bilgiyi ikisi de topluyorlar. Biri mikropları topluyor, biri başka bilgileri topluyor. İkisinin de görevi sorunları çözmek. Yani birlikte yaşadığımız binlerce, on binlerce mikrop ki onlar çok hızlı ürüyorlar söylemiştik. Biz yavaş ürüyoruz, bunu da söylemiştik. Ve buna göre sorunların da bazıları çok hızlı çözülmek zorunda. Bazıları yavaş yavaş çözülmek zorunda. Hızlı derken, mesela beyin için hızlı elinizi ateşe gönderdiğiniz zaman hemen çekmeniz gibi. Ama bağışıklık cevaplarına gelince bu hızlılık da bizim doğal bağışıklık dediğimiz, anneden babadan genlerimi aldığımız, hemen herhangi bir mikrobun varlığını sezer sezmez, çabucak, düşünmeden, kabaca cevap vermek. Yavaş olan, sonradan gelen bizlerin edinilmiş bağışıklık dediğimiz, kazanılmış bağışıklık dediğimiz bir olay ki bu bir hafta sürüyor biliyorsunuz en çabuk. Ama her iki organ da kayıt tutar. Yani ben nerede yaşıyorum, başımdan neler geçti, bunların belleğine yerleştirir. Sonra göreceğiz, işte aşılar bu yönden çok çok önem kazanacak. İkisinin de birbiriyle iletişimi var. Çok çok yeni bulgular var. Anlaşılıyor ki kemokin, sitokin, lenfokin adını ne koyarsanız koyun, yığınla molekül kanımızda dolaşıyor ya, bunların hepsinden beynin haberi var. Beyinden çıkan, sinir uçlarından emirle sentezlenen birçok molekülün, hormonun da bağışıklığın haberi var. Yani nefesitlerimiz, akkan hücrelerimiz, bunların tümü beynin emirlerine cevap verebiliyor. Aralarındaki ortak dilden bunu kastediyorum. İkisinin başka bir ortaklığı da esneklik. Yani çevreye, soğuğa, sıcağa, kuruluğa vesaire uyarlanma yeteneğine sahip.
İkisinin de uyarıya ihtiyacı var. Filozof Heidegger'ın bir lafı var, çok hoşuma gider. Uyarılmayan beyin acı çeker diyor. Yani bir insana en verebileceğiniz en büyük acı neden karanlık bir hücreye kapatmak olduğunu buradan anlıyorum. Aynı şekilde bağışıklığında uyarıya ihtiyacı var. Bağırsaklarınızdaki mikropların tümünü öldürürsek çok fazla yaşayamazsınız. Bu deney hayvanlarda yapıldı. Yani bizim mikroplara bağışıklığımızı ayakta tutabilmek için, onlara dünyayı öğretebilmek için sürekli uyarılmaya ihtiyacımız var ve bunu mikroplar yapıyor. Mikropların tarafına geçmiş gibi görünüyorum ama birazdan fikrimi değiştireceğim. Şimdi devam edersek, iki sistemin aslında iki yönü keskin bir kılıç gibi çalıştığını biliyoruz. Örneğin bağışıklık, öz bağışıklık hastalıkları yaratır. Dizinizde yangıya yol açar. Tiroid bezinde yangıya yol açar. Bağışıklığın hücum edemeyeceği, kendine zarar vermeyeceği organ yok gibidir. İşler ters gittiği zaman. Aynı şey beyin için sorunun geçerli değil mi? Beyinde kimi insanların intiharını düşünün. Kendi kendini öldüren insanları düşünün. Aynı şey. Demek ki her iki organ birbirine keskin kılıç olma yönünden de çok benziyorlar. Şimdi bağışıklığa bir yer, şimdiye kadar okuduğumuz bütün kitaplarda, okullarda, öğretilenlerde dış düşmanlarlar, mikropların tümü bizim düşmanımız ve buna karşı muazzam bir ordumuz var. Dolayısıyla hemen aklınıza savaş gelir. Bu bir nebze doğru olabilir ama birazcık düşünmenizi ileri götürmek istiyorum ben. Acaba gerçekten her şey savaş mı? Hiç mi barış yok? Şu gördüğünüz şey, bir insan vücudu olarak düşünün. Yuvarlaklardan bir tanesi kendi hücremiz, diğeri virüsler olarak düşünün, diğerini de bakteriler olarak düşünün. Demedik mi? Bağırsağımızda milyarlarca hücreyi üretmiyor muyuz? Barındırmıyor muyuz? Barındırıyoruz. Ağzımızda da öyle. Peki, biz işbirliği içinde yaşıyor muyuz, yaşamıyor muyuz? Yaşıyoruz. Herkes birbirlerine yardım ediyor. Şu anda ben hasta değilim. Çünkü bu toplumsal olayın içindeyim ve benim mikroplarım dahil herkes yasalara, birlik haklarına uyuyor. Bunun için ben hasta değilim. Keşke hayat bu kadar basit olsaydı. Her toplumda olduğu gibi dönek hücreler var. İç kaynaklı. Bunlara biz kanser diyoruz. Yolundan sapıp ben daha çok yürüyeceğim, bütün vücudu kaplayacağım diyen hücrelerimiz var. Dış kaynaklı, biliyorsunuz, hastalandırıcı, patojen dediğimiz mikroplar. Peki, bağışıklık buna karşı ne yapabilir? Bu hilebazlara karşı her toplumda belli bir önlem alınması gerek. Bu önlemi alamayanlar, yani sınır bekçiliği yapamayanlar, tutuklamayı yani düşman olabilecek, hastalık yaratabilecek mikropları tutuklamayanlar, bunu doğru dürüst bütün vücuda haber vermeyenler, özellikle iletişimden sorumlu olanlar, anımsaması belleği bozuk olanların yaşama şansı çok zor. Yani bunları tümünün çalışması lazım ki bir toplum birbirlerine zarar vermeden belli bir denge içinde yaşayabilsin. Fakat bu iş bu kadar basit değil. Hilebazlara karşı siz önlem alabilirsiniz ama hilebazlar önlemden kaçma yollarını bulurlar. Öyle mikroplar var ki daha öldürücü olabilmek için genlerini değiştirirler. Biz buna virulans diyoruz. Yani zehirliliklerini artırırlar.
Sizin buna karşı da bir cevap vermeniz lazım. Tekrar vücuda döndük. Peki bu karmaşık olayda biz, siz şu anda sağlıklıysanız nasıl birlikte yaşıyoruz? Bizim görüşümüze, yeni görüşe göre bağışıklığın görevi bütün bu hücrelerin birlikte eşgüdüm içinde yaşayabilmesi için sorumlu bir arayüz oluşu. Yani bir balış gönüllüsü ordusu. Bütün söylediklerimi üç noktada toplamak istiyorum. Tepeden baktığımızda hızlı evrilen mini canlılar ile bizim gibi yavaş evrilen memeliler birlikte yaşamak, bunu herkes kabul ediyor. Bunun için toplumsal yararları öne çıkaran bir işbirliği gerek. Yani şu anda sağlıklı bir insanın bağırsağı işbirliği içinde. Bağırsağındaki bütün mikroplar sizinle işbirliği yapıyor, yasalara uyuyor. Bağırsağı delip kanınıza karışmıyor. Ama arada bir hilebazlar çıkacak. Ben daha çok üremek istiyorum. Ben daha çok sınır filan tanımam. Her yere giderim. Bütün vücudu kaplarım. Şu anda bazı kimselerde koronavirüs hastalıklarında gördüğümüz gibi akciğerin tümünü mahvederim diyenler var. Bundan kurtulmanın yolu bilimsel bilgi yaratmak. Benden sonraki arkadaşlarım bu bilgileri size sunacak. Şimdi daha tepeden baktığınız zaman uzun solukta insanoğlunun, insanlığın sağlık felsefesini bireysel sağlıktan çıkarıp toplumsal sağlığa geçirmesi lazım. Çünkü ben hastaysam yanımdakine hastalık verebiliyorum. Bu kadar basit. Ben açsam yanımdaki toksa burada uyumlu bir geçim, uyumlu bir toplum olamaz. Bunu sezen Cumhuriyet'in ilk bilim adamlarından Refik Saydam, arkasından benim hocam Nusret Fişek, toplum hekimliği kurumunu Türkiye'de dünyaya örnek olacak şekilde kurdular. Şimdi bu iki ismi anınca isteseniz de istemeseniz de benim aklıma eşsiz öğretmenimiz geliyor. Bununla konuşmamı burada bitiriyorum. Sorularınız varsa merakla bekliyorum. Teşekkür ederim. Refik Hocam çok teşekkür ederiz güzel sunumunuz için. Ben özellikle toplum sağlığının yerini burada tekrar gündeme getirdiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Toplum sağlığından arkadaşlarımız, halk sağlığından arkadaşlarımız aslında bu sürecin başından beri kurullarda yer alması gerekiyorlardı. Ancak son zamanlarda kurullarda yer bulabildiler kendilerine. Şimdi YouTube üzerinden size sorulan sorulardan bir tanesini iletmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi yine yok ki dünya şu anda olmadığı kadar steril. Yani bir takım önlemler alıyoruz. Elimizi yıkayalım diyoruz. Eve girerken üstümüzü başımızı değiştirelim. Havalandıralım. Kimse kimseye dokunmuyor. Maskeler takıyoruz. Bu kadar sterilizasyona rağmen hayatta kalan mini canlılar daha dirençli hale gelip ileride başımıza daha büyük dertler açabilir mi? Kabaca evet. Yani bu kadar mikropsuzluğun, sterilitenin gereği yok. Çünkü her tarafımız dolu, içimiz dışımız dolu. Dıştaki masadaki mikropları öldürseniz havadan gelenler girecek ve antibiyotiklerin yani hayat kurtardı. Ama yani perspektif lazım. Antibiyotik kullanarak hayat kurtarıyorsunuz ama mikropların genetiğini sık değiştirmesinden ötürü dirençli mikrop yaratıyorsunuz. Arkadaşın sorusu buraya geliyor. Yani ne kadar temizlerseniz temizleyin. Yani koronavirüsünden korunalım. Tabii ama yani her tarafı sterilize etmenin, mikroptan arındırılmanın anlamı yok. Çünkü yararlı ile zararlıyı birbirinden ayırmak lazım. Şu anda çok büyük
ne bileyim virülans gösteren bir virüsten uzak kalıp onu vücuda sokmamak akıllıca bir şey. Ama bu işi ileriye götürüp paranoid olmanın da gereği yok. Evet, evet. Bu durumda aslında çok da virüse de pek fazla suçlayamayız gibi geliyor değil mi? O da kendi yaşamını evet. sürdürmek, sisteminden kaçış yollarını aramakta. İki organizma arasında, insanlar ve virüsler arasında böyle bir mücadele var. Birbirlerini yenmeye çalışan ama bunu bir denge içerisinde götürmeye çalışan bir mücadele evet. var. Bu mücadeleyi dengeli bir şekilde sürdürmek herhalde en iyisi gibi görünüyor hocam. Ya bir ekleme yapabilir miyim? Yani tabii. dengeli sürdürmenin en güzeli şimdi gazetelerde görüyoruz bağışıklığı güçlendirelim. Kusura evet. bakmayın ama bağışıklığı bir tek şey güçlendirir. Aşı. Evet. İkinci gene beyinden geçen moral. Başka hiçbir şey. Siz sağlıklıysanız, sağlıklı olmak için egzersiz lazım mı? Lazım. Doğru dürüst yemek lazım mı? Lazım. Hareket lazım. Bu bağışıklığı ayakta tutar. Sağlıklı yapar. Onun dışında şunu yiyeceksin, bunu yiyeceksinlere ben fazla katılmıyorum. Evet, evet. Hocam çok teşekkür ederiz katılımınız için. Bundan sonraki toplantılarımızı da tekrar sizi arada görmekten çok mutlu olacağız. Sağ olun. Ben ikinci konuşmacımıza geçmek istiyorum. İkinci konuşmacımız Profesör Doktor Cezmi Aktiş. Kendisi İsviçre Alerji Astım Enstitüsü'nden Davos'tan. Ve Cezmi Hoca'nın kısaca ben özgeçmişinden biraz bahsetmek istiyorum. Kendisi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 1985 yılı mezunu. 91 yılında gene Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim dalında uzmanlık eğitimini gördü. Bu dönemde bizim de, benim de Cezmi abiyle beraber birkaç senelik ortak paylaşımlarımız oldu, ortak çalışmalarımız oldu. Bundan her zaman onur duyduğumu söylemek isterim. 94 yılında gene aynı yerde immünoloji yan dal uzmanlığı ünvanını aldı. 1993 yılında da bu uzmanlık eğitimini görürken yan doçent oldu. 96 yılında immünoloji doçent ünvanını kazandı. 93-94 yıllarında gene Basel'de bir ilaç firmasında Şefik Hoca ile beraber çalışmalarını sürdürdü. Ve ardından Davos'taki İsviçre Alerji Astım Enstitüsü'nde halen görevli olduğu, çalıştığı yerde 2002 yılında göreve başladı. Yine Zürich Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesi, doçent olarak göreve başladı 2002 yılında. 2006 yılında profesör ünvanını aldı Zürich Üniversitesi'nde. Aynı yıl SIAF, yani İsviçre Alerji Astım Enstitüsü'nün direktörlüğünü geldi. Bu enstitüde direktör olarak görev yapmaya başladı. Yine 2007-2011 yılları arasında Avrupa Alerji Klinik İmmünoloji Akademisi'nin başkanlığını yürüttü. Ayrıca Küresel Alerji Astım Avrupa Ağı'nın kurucusu olup Kristin Kühne Alerji Araştırma ve Eğitim Merkezi'nin de kurucusu ve direktörü olarak görev aldı. Bilimsel olarak oldukça fazla yayını var hocamızın ve H indeksi değerleri yaklaşık 90 civarında en son olarak diyebiliyorum. Birçok kitabın editörlüğünü ve bölüm yazarlığını yapmış durumda. Ödüllerini saymak mümkün değil kısa sürede. Onun için ben ekrana yansıtmakta fayda gördüm. Kendisinin çok sayıda gene lisansüstü öğrencisi mezun ettiğini biliyoruz. Ve son 5 yılda patentleri olduğunu, özellikle son 5 yılda en az 3 tane patenti olduğunu ben biliyorum. Kendisi alerji ve immün sistemi regülasyonu ve epitel bariyerleri konusunda oldukça yoğun çalışmalar yapmakta. Çok değerli yayınlar yapmış durumda. Bugün de COVID-19'da immün yanıt ve stokin fırtınasından bize bahsedecek. Cezmi Hocam lütfen ekrana rica ediyorum size.
Cezmi Hocam, şu anda sesinizi alamıyoruz. Ekranınızı görüyoruz ama sesinizi açabilir misiniz? Videonuzu da başlatmanız gerekiyor hocam. Tamamdır. Merhabalar, İmmünoloji Derneği'ne çok teşekkür ediyorum. Özellikle Barbaros Hoca'ya, Tolga Hoca'ya böyle güzel bir seri başlattıkları için. Şefik Hoca'dan sonra konuşmak benim için büyük bir onur. Şefik Hoca'yla çok uzun yıllar beraber çalıştık. Aslında 94 yılında ilk olarak Basel'da yanına gittim. Ondan sonra da çalışmalarımız uzun yıllar beraber sürdü. En çok sevdiğimiz şey birlikte yürüyerek, göl kenarında yürüyerek beyin fırtınası yapmaktı yıllarca. Ve onun da bu konuşmasını dinlemek benim için çok büyük bir keyifti. COVID alanına girmemin iki ana nedeni var. Bir tanesi enfeksiyon hastalıkları kökenli olmak, enfeksiyon hastalıkları uzmanlığı yapmak. Diğeri de CIAF'ta birlikte çalıştığımız Yadong Gao isimli araştırmacı Ocak ayının ilk haftasında Wuhan'a geri çağrıldı. Bölümünde özellikle salgının başladığı ona söylendi, onun tarafından bize de söylendi. Böyle bir nedenle geri gitmem gerekiyor diye söyledi. Biz de hemen tabii ki hemen gidişini sağladık. Wuhan'a gittikten sonra 15 Ocak'ta vardı, 16 Ocak'tan itibaren sürekli görüşmeye başladık. Wuhan'dan birdenbire içeri girdi, bütün izolasyon ünitesinin şefi oldu ve sürekli hasta bakmaya başladı. Onun için çok yeniydi bu hastalık, bizim için de çok yeniydi ama sürekli konuşarak, tartışarak neler yapılabilir diye düşündük ve birlikte 3 tane önemli yayın yaptık. Bu yayınlardan bir tanesi Şubat ayında çıktı, hemen hemen ilk yayınlardan biri Şubat ayının 19'unda çıktı ve bu yayın ilk defa özellikle insandan insana bulaşmayı gösteren yayınlardan birisiydi. Daha sonraki yayınları da sırasıyla göstereceğim. Şimdi koronavirüs bütün virüsler gibi bir tane reseptöre bağlanarak hücrenin içine girmesi gerekiyor. Bu reseptör angiotensin converting enzim 2 ve bu reseptörden sonra hücre içine giren virüs kendine özgür RNA replikasyonu yapıyor, çoğalıyor ve hücre dışına çıkıyor. Böyle bir siklus var. Bütün virüsler hemen hemen aynı ama neden koronavirüs bu kadar ciddi bir pandemi yaptı? Bunun nedenlerini de immünolojik olarak birlikte inceleyeceğiz. Bağlandığı reseptör angiotensin converting enzim 2 özellikle hipertansiyon hastalarında yüksek olarak artması nedeniyle hipertansiyonlu olgularda ciddi bu ağır hastalık geliştirme eğilim var. Aynı zamanda lenfositlerde CD147 adlı bir reseptör bağlandığı ve lenfositleri de enfekte ettiği ile ilgili yeni bir yayın var. Hastalık bir iceberg gibi. Uzun zamanlar, yani hastalık başladıktan sonraki ilk haftalar ne olduğu pek anlaşılmadı. Ve vakalar belli bir kısmı orta ve hafif derece vakalardı. Burada %60 olarak görüyoruz. %20 olarak ağır vakalardı. Ondan sonra biz ilk asemptomatik vakalarla ilgili bir yayınımız oldu. Ve bazı kişilerin hiç bulgu vermeden virüs taşıdığını anladık. Ondan sonra üçüncü yayınımızda da özellikle hatalı negatif virüs ölçümünün ciddi bir sorun olduğunu gördük. Iceberg'in, yani buzdağının altında ise şu anda tam olarak bilmediğimiz büyük bir popülasyon var. Ve bu popülasyonun büyüklüğü insanoğlunun, yani önümüzdeki aylarda hastalığı nasıl seyredeceği açısından çok karar verici bir durum. Çünkü burada COVID benzeri semptomu olan anamnezde hastalar, kişiler var. Fakat bunlar hiçbiri hastaneye gitmemiş ve hiçbiri diagnostik bir tanı yaptırmamış. Bunlar oldukça hafif olgular. Onun dışında COVID'li kişilerin ev halkı, eşleri, hemen hemen hiç semptom göstermeyenler var bunların içinde de. Bunlar da oldukça önemli. Çünkü toplum bağışıklığında bu kişilerin hasta olması ve bu virüsü enfeksiyonu belirtisi olarak geçirmesi daha çok insanın korunduğunu ve bu hastalığın daha kısa zamanda sona ereceğini gösteriyor. Ayrıca önemli bir sorun olarak da herhangi bir hastalık göstermeyen fakat virüsü taşıyan bir grup var. Burada sağ tarafta ise olguların %6'sının yaklaşık şu anda 2 milyon 200 bin olgu var. 140 bin civarında ölüm var. %6 oranında bir ölüm var. Şu anda %70 hala hastanede veya ev karantinası içinde.
Bu yüksek bir rakam. Burada bildirimlerin zayıf olmasından neden de olduğunu düşünüyorum. %24 civarında da iyileşmiş ve taburcu olmuş hastalar var. Bu ilk yaptığımız yayın Şubat ayının 19'unda yayınlandı. Önemli bir özelliği bütün olguların toplumda insandan insana bulaşan olgular olması ve Wuhan'daki hayvan pazarıyla herhangi bir ilgisi olmaması. Ve bu olguların içinde birkaç şey dikkatimizi çekti. İlk olarak olgularda %75 oranında lenfopeni vardı, %53 oranında eozinopeni vardı. Bu da ilgi çekti çünkü daha sonraki haftalar içinde çok önemli olduğu anlaşıldı. Hipertansiyonun %30 oranında olması bu olgularda, diyabetin %12 oranında olması yine bizim için çok önemliydi. Hastaneye yatan olgulardan oluştuğu 140 vakalık seri ve %41.4'ü ağır olgulardı. Bize ağır olgularla nasıl baş edeceğimiz hakkında ilk fikirleri vermeye başladı. İkinci yayınımızda da bu hastalığın tek bir tip olmadığını anlamaya çalıştık ve 11 tane değişik yüzü olduğunu bildirdik ilk olarak. Burada asemptomatik enfeksiyondan bahsettik. Çok hafif olguları olduğunu ve zatürre olmadan bunların seyrettiğinden bahsettik. PCR yani viral tanı boğazımızdan yapılan tanının negatif olmasına rağmen antikorlarla bu kişilerin hasta olduğunu gösterdiğimiz vakadan bahsettik. PCR'ın pozitif olması fakat tamamen hasta iyileştikten sonra boğazında bu virüsü taşıdığını gösteren bulguları olan vakalardan bahsettik. Normal çok sıklıkla gördüğümüz hafif semptomlu pnömoni olgularından bahsettik. Ayrıca bakteriyel pnömoni ile komplike olmuş sekonder pnömoni olan olgulardan bahsettik. Bir taraftan da fekal oral bulaşmanın öneminden ve hastaların 3'te 5 oranında diyaresi olduğundan bahsettik. 3'te 5 oranında peçeste virüs bulunan olgulardan bahsettik. COPD olan olgular kendileri oldukça ağır seyrediyorlardı fakat hastalığa yatkınlıkları o oranda yüksek değildi. Ve alerji enstitüsü olduğumuz için özellikle alerjisi olanlarda ürtikeryada, atopik dermatitte, alerjik rinitte olguların oldukça hafif seyrettiğini ve onlar için özellikle önemli bir sağlık problemi olmadığını gösterdi. Bu da üçüncü yaptığımız önemli yayın. Yakın zaman önce çıktı. Burada salgınla baş etmenin güçlüğünden bahseden bir yayın bu. Çünkü hastaneye yatmış, en iyi koşullarda ve en tecrübeli kişiler tarafından alınmış boğaz sürüntülerinde bile %14.1 hatalı negatif PCR var. Çünkü bu olgular daha sonra hastaneye yatıyorlar. İkinci PCR yapılıyor. İkinci PCR'da toplam 40 küsur olgunun 21'inde pozitif çıkıyor. Üçüncü PCR yapılıyor. 13'ünde pozitif bulunuyor. Dördüncü, beşinci ve altıncı PCR'dan sonra olguların %97.6'sı boğaz sürüntüsünde virüsün gösterildiği gruba giriyorlar. Fakat bu olguların hepsi bilgisayar tomografiyle kesin klinik olarak COVID tanısı almış oldular. Gördüğünüz gibi burada gördüğümüz %14.1 hatalı negatif sonuç toplum sağlığı açısından oldukça önemli. Çünkü bu kişiler hem tanı zamanında hem daha sonra hastaneden taburcu ederken virüsü taşıyarak taburcu edilebilirler. Şu anda dünyamızda çok büyük bir çaba var. Yani o kadar çok yüzlerce firma aşı bulmaya uğraşıyorlar. Yüzlerce firma gerçekten bağışık yanıtı araştırıyorlar ve ilaç bulmaya çalışıyorlar. Enfeksiyonda bir ideal bir yanıt ve ideal bir seyir var normalde. Ve bu olguların %80'ini içeriyor. Şu ana kadar gördüğümüz hemen hemen semptomsuz bir hastalık %20 oranında veya tipik solunum yolları hastalığı geçirmek ve sonunda virüs taşıyıcı olmamak hem aşıda hem hastalıkta ana amaç. Bulunacak aşının da T ve B hücreleri ve immünoglobulin G tipinde antikorlara bağlı kalıcı bağışıklık geliştirmesini istiyoruz. Bu bağışıklığın enfeksiyonu enfeksiyondan koruyacağını veya enfeksiyonu iyileştireceğini düşünüyoruz. Bu ideal koşullar ama oluşmuyor. Biz çok önemli bir, çok değerli bir hocayla birlikte çalışmıştık. Profesör Kaya Kılıçturgay asistanlığım zamanında her zaman söylerdi. Olması gereken hastalık bulgusu eğer olmuyorsa
oturup bir daha düşünmek lazım. İşte COVID'de ağır olgularda bu çok fazla gördüğümüz bir şey. Olması gereken, normal seyretmesi gereken bulguların olmadığı, hatta tersine seyrettiği durumlar var. Şimdi burada normal virüs ve aşıya karşı ideal bağışıklık yanıtını inceleyelim. Yavaş yavaş giderek virüs epitel hücrelerini enfekte ediyor ve epitel hücrelerinin bir kısmını patlatarak lize ediyor. Burada hem bariyer bozuluyor hem de ortama çok fazla sayıda virüs salınıyor. Dendritik hücre dediğimiz hücreler, bu bir immünoloji konuşması tabii, bu hücrelerden bahsetmek zorundayız. Antijenleri, virüs antijenlerini alıp CD4 pozitif T hücrelere sunuyorlar. CD8 pozitif T hücreler de aynı hücreler tarafından aktive oluyor ve CD8 pozitif T hücreler epitel hücrenin yüzeyindeki virüs antijenlerine karşı reaksiyon gösteriyor. T hücre THR1 yanıtı oluşturarak makrofajları aktive ediyor. Aynı zamanda B hücreye yardımcı oluyor ve CD4 pozitif T hücre foliküler helper T hücre tipinde bir değişiklik gösteriyor. Burada gördüğümüz oluşan antikor yanıtı, özellikle immünoglobulin M, immünoglobulin G ve immünoglobulin A tipinde virüse spesifik antikor yanıtı oluşuyor. Bu yanıtın hepsini sağlıklı bir şekilde oluşturan kişiler genellikle hastalığı 5-6 gün içinde sınırlayarak oldukça yumuşak bir hastalık geçiriyorlar. Ve bu ideal bağışıklık yanıtı ve toplumda da %80 oranında hemen hemen hastalık buna benzer bir şekilde seyrediyor. Virüse karşı antikor yanıtı çok önemli. Çünkü bulunacak olan aşı özellikle bu antikorlar üzerinden etki edecek. Şimdi burada hastalığı seyrini izliyoruz. Şurada bulaşma anı. Bulaşma anından sonra 5-7 güne kadar asemptomatik bir süre var. Bu asemptomatik süreden sonra semptomlar başlıyor. Semptomların başlamasıyla birlikte immünoglobulin M tipinde antikorlar oluşuyor. Daha sonra immünoglobulin M tipinde antikorları immünoglobulin G tipinde antikorlar takip ediyor. Ve immünoglobulin G tipinde antikorlar daha sonra aşı rapelleri de yapılırsa belki gerekli olabilir, belki olmayabilir. Yaşam boyu olarak bizi bu virüsten koruyacak. Biz bunu çok güzel bir şekilde bir sürü virüse karşı görüyoruz. Hepatit virüslerinde böyle, poliomiyelit, çocuk felci virüsünde böyle, kızamık virüsünde böyle, kaba kulak virüsünde böyle, kızamık çık virüsünde böyle, hepsinde bu oluşan IgG tipinde antikorlar hemen hemen yaşam boyu bir bağışıklık sağlıyorlar. Şimdi burada konvalesans serum tartışmaları oluyor. Konvalesans serum dediğimiz hastalığı iyileşen ve virüs taşımayan kişilerden alınan serumun hem tedavide hem koruyucu olarak etki etmesi oldukça eski bir hikaye, 100 yıldan önce bir hikayesi var. Bu gerçekten de sürekli olarak yapılması gereken ve sürekli olarak iyileşen kişilerin serum bankalarında, plazma bankalarında kanlarının toparlanıp hemen hastalara verilmesi gerekli. Bu immünolojik olarak çok önemli bir özelliği hastalığın ve şu anda COVID'de bunun mümkün olduğunu görüyoruz. Bir de yüksek ve düşük doz virüsle karşılaşmada farklı ağırlıkta hastalık gelişimi var. Bunun nasıl olduğunu bir inceleyelim. Çünkü özellikle yüksek dozda karşılaşma sağlık personelinde oluyor. Ve sağlık personelinde genç, tamamen sağlıklı kişilerde ağır hastalık görüyoruz. Burada düşük doz SARS-CoV-2 virüsüyle karşılaşmada T ve B hücrelere ve immünoglobulin G tipinde antikorlarla karakterize bir bağışıklık yanıtı görüyoruz. Burada virüs süratle temizlenmeli ve kalıcı bağışıklık oluşmalı. Bu normal bir yanıt. Fakat defalarca yüksek doz virüs alan, özellikle sağlık personelinde veya ev halkı içinde ağır hasta olan kişilerde bu hastalık böyle seyretmiyor. Onlarda lenfopeni görüyoruz. İmmün sistem gerektiği gibi virüsle baş edemiyor. T ve B hücre bağışıklığı yeterli olmuyor çünkü bu hücrelerin sayıları da çok belirgin olarak azalıyor. Onlarda daha sonra inceleyeceğimiz sitokin fırtınası ve doku ve organ hasarı görüyoruz. Daha sonra da ağır hastalık ve virüsün temizlenmesinde gecikme var. Şu ana kadar gördüğümüz olgularda 46 güne kadar virüs temizlenmeyen vakalar yayınlandı. Yayınladık ama daha da uzun süre bunun olduğunu biliyoruz. Evre evre hastalık ağırlaşıyor. Şu gördüğümüz kısım hafif solunum yolları hastalığı toplumun büyük bir kısmında, %80'e yakın kısmında iyileşmeyle sona eren oldukça iyi ve olumlu bir hastalık. Hem bağışıklık sağlıyor, hem kalıcı bağışıklık sağlıyor, hem de kısa sürede bir hafta içinde kendi kendini sınırlıyor. İkinci grup bu hastalık tam olarak iyileşmesi lokalize pnömoni oluyor, yani zatürre oluyor
Bu da 1 ile 2 hafta süren bir hastalık. Sonunda ya iyileşme oluyor ya da bu lokalize pnömoni giderek gelişerek daha da ağır sistemik bir hastalık haline geliyor. Orada sitokin fırtınası görüyoruz. Akut solunum yetmezliği sendromu görüyoruz. Değişik organ yetmezlikleri, karaciğer ve böbrek yetmezliği görüyoruz. Ve damar içi pıhtılaşma görüyoruz. Ayrıca bu hastalarda ikincil bakteriyel enfeksiyonlarda durumlarını ağırlaştırıyorlar. COVID'in immünolojisine baktığımız zaman bu ilk hafif solunum yolları hastalığı genellikle gördüğümüz bütün klasik kitaplardaki antivirüs immünolojisi bilgilerine uyuyor. Fakat ağır hastalığa baktığımız zaman bir sürü değişik şey görüyoruz ve bunlar pek normal değil tabii. Çünkü hastalığın hem ağırlaşmasına yol açıyorlar hem de virüsün immün sistemden kaçmasına yol açıyorlar. Ağır COVID mekanizmalarına baktığımız zaman ağır COVID'de çok fazla sayıda virüs, çok fazla sayıda doku hücresini enfekte ediyor. Burada yüksek oranda viral replikasyon görüyoruz. Ki patoloji bulgularında 4 tane şu ana kadar patoloji raporu inceledim. 4 patoloji raporunda da virüs gösteriliyor ve yüksek miktarda epitel içinde virüs var. Stokin storm dediğimiz olay oluşuyor. Çok fazla miktarda değişik yönlerde stokin salgılanıyor. Akut respiratör distres sendromu oluşuyor. Yüksek miktarda akut faz reaktanları görülüyor bu kişilerde. Hücre dışında hemoglobin, yani kırmızı kan hücreleri dışında hemoglobin var. Hem lenfopeni görülüyor hem eozinopeni görülüyor. Yani lenfositler özellikle THR1 ve GD8 T lenfositler azalıyor, eozinofiller azalıyor. Ayrıca önemli bir faktör endotelin mikroenflamasyon göstermesi. Bir patoloji raporunda özellikle endotel içinde virüs replikasyonu gösterilmiş. Bu oldukça önemli çünkü genel patoloji ve hastalığın ağırlaşmasında bu endotelin virüsle enfekte olması ve endotelin mikro inflamasyon göstermesi oldukça önemli. Lenfopeniye bakacak olursak, lenfopeniyi zaman içinde anlamaya başladık. Fakat lenfopeni hastalığın prognozu için önemli bir bulgu oldu COVID'de. Kan lenfosit yüzdesine bakıldığı zaman, eğer kan lenfosit yüzdesi %20'nin üzerindeyse birinci ölçümde bu durum hafif ve orta vakaları gösteriyor. Semptomlardan 10 gün sonra ölçülmüş ve ikinci ölçümlerde semptomlardan 17 gün sonra 17-20 gün arasında ölçülmüş iyileşme gösteriyor. Yani lenfopeni olmadıysa hastalar bu hastalığı oldukça iyi bir şekilde atlatıyorlar. Lenfopeni %5 ile %20'ye düştüyse, yani normal değer %20, %20'nin altına düştüyse hastaların başlangıçtan itibaren ağır seyrettiğini ve ikinci seferinde de bakıldığında %5 ile %20 arasında görüldüğü zaman riskli vakalar olduğunu, yoğun bakım riski taşıdığını görüyoruz. Eğer lenfopeni başlangıçta ilk tanı konduğunda %5'in altındaysa olgular kesinlikle ağır oluyorlar. İkinci ölçümde de %5'in altındaysa gerçekten ağır hasta oluyorlar ve mortalite riskleri yüksek oluyor. Lenfopeni mekanizmalarına baktığımız zaman ilk sorumuz hangi lenfositler azalıyorlar kanda? Buna yanıt iki yanıt var. Hafıza ve yardımcı T lenfositler, yani CD3, CD4, CD45, RO taşıyan lenfositlerle CD3, CD8, CD28 taşıyan sitotoksik T lenfositlerin sayısı azalıyor. Lenfositler virüsle enfekte oluyor mu? Bu önemli bir soru. Kesin olmuyor demek şu an için zor. T hücre yüzeyindeki CD147 ile virüsün spike proteininin bağlanması yayınlandı birkaç hafta önce. Bu önemli bir bulgu. Fakat şu ana kadar lenfositleri toplayıp da gerçekten virüsle enfekte olduğunu gösteren bir bulgu yok. Ama bu kadar fazla sayıda lenfositin ölmesini açıklayacak mekanizmalardan biri olabilir. Başka hangi mekanizmalara lenfosit sayıları azalır? Apoptozis dediğimiz hücre ölümü söz konusu. Yorgun doğal öldürücü ve CD8T hücreler olması, immünolojik olarak exhaustion dediğimiz hücreler. Yani bu hücreler diyorlar ki bugün çok yorulduk, akşama kadar çalıştık, artık çalışmak istemiyorum, ayaklarımı uzatıp televizyon seyredeceğim gibi bir düşünce içindeler. Virüsle savaşmayı bırakıyorlar. Ayrıca çoğalmalarının baskılanması var lenfositlerin. Bu da önemli ve virüsün insana karşı bir üstünlük sağlamasını ve ölümcül olmasına yol açan nedenler.
Diğer faktör ise hastalığın ağırlığında sitokin fırtınası. Sitokin fırtınası yüksek sayıda beyaz küre hücrelerinin ve dokudaki özellikle epitel ve endotel hücrelerin aktivasyonu nedeniyle başlıyor. Kan dolaşımının ulaştığı herhangi bir hücre sitokin fırtınasına katılmaz demek zordur. Yani bütün hücrelerimiz hemen hemen sitokin fırtınasına katılabilir. Sitokin fırtınası COVID'e özgü değil, sepsis ve diğer ağır viral enfeksiyonlarda ilaç yan etkisi olarak ağır künt travmalarda yani deprem altında kalan kişilerde görülebiliyor. Sitokin fırtınasına devam edelim. Bu hücreler yüksek miktarda proinflamatuar sitokin salgılıyorlar. Aynen sepsiste olduğu gibi salınan yüksek miktardaki sitokinler bir kısır döngüye giriyorlar ve birbirlerini tetikliyorlar. Çoklu organ hasarı ve damar içi pıhtılaşma başlıyor. Akut respiratör distres sendromunun ana nedeni oluyor sitokin fırtınası. Ne zaman başlıyor? Aslında ilk viremi ve akut faz reaktanların ilk yükselişiyle sitokinlerin yüksek ölçümü başlıyor. Yani sitokinleri ölçmeye başlıyoruz o zaman, erken zaman. Ama uzun süre kritik sitokinler çok yüksek dozlara çıkana kadar tolere ediliyor vücutta. Daha sonra bu kritik sitokinler yüksek dozlara çıkınca organ hasarı başlıyor. Akciğer, böbrek ve karaciğer hasarı, kalp hasarı başlıyor ve ölüme giden bir yola giriyor hasta. Hangi sitokinler gibi bir soru var. Aslında 200-300 tane sitokinin özellikle arttığı ile ilgili yeni bir bilgimiz var. Sistemik enflamasyona katılan hücrelerin salgılayabildiği hemen hemen tüm sitokinler artıyor dolaşımda. Damar endoteli özellikle önemli ve bu sitokinlerden interleukin 2, interleukin 7, 10, GCSF, IP10, MCP1, MIP1 alfa, TNF alfa, kemokinler, bir sürü TNF molekülleri, interleukin 18, anfiregülin, interleukin 10 ve bu artan sitokinler hepsinin oldukça belirgin organ spesifik veya genel olarak non spesifik proinflamatuar etkisi var ve hücrelere toksik etkisi var. Şimdi önümüzdeki aylar nasıl olacak? Bu salgın başladığı gibi bitecek mi? Gerçekten oldukça önemli bir soru. Burada Kore'yi görüyoruz. Kore'de Şubat'ın 19'unda bir başlangıç var. Daha sonra Mart'ın 12'sine kadar düşüş görüyoruz. Daha sonra tam olarak sıfıra inmiyor. Sürekli olarak düşük dozda bir vaka sayısı var. Yani 200-300 oranında vaka. Ve son 7 gündür de 50'den az sayıda vaka bildiriyorlar. Yani bunu biz büyük ihtimalle Türkiye'de yaz boyunca şuraları yaşama ihtimalimiz çok yüksek. Aşı ve çok etkin bir tedavi bulunmadıkça ve daha önce anlattığım bütün nedenlerle virüs taşıyıcı kişilerin toplumda olma ihtimali yüksek olması nedeniyle bu buna benzer bir profil izleyici oldukça açık olarak görülüyor. Bir de çok bulaştıranlar var. Bazı kişiler tam olarak nedenini bilmiyoruz. Virüs epitel hücresinden çıkarken bir iki tane değil 15-20 tane çıkıyor. Bu bir örnek tabii. Bundan çok daha farklı sayılar var gerçek yaşamda. Ancak bunlar daha fazla insana bulaştırıyorlar ve bunlar da şu anda kuantitatif virüs ölçümü yapılmadığı için tam olarak bilmiyoruz. Bu tür kişilere özellikle dikkat edilmesi lazım. Bu son slide'da da özellikle COVID-19 bulaştıranlardan bahsetmek istiyorum. Virüse hassas hayvanlar, bu bir zoonotik virüs. Zoonotik virüslere karşı insanlık şu ana kadar hiçbir zaman %100 başarı sağlamadı. Yani bu virüsle birlikte yaşamayı öğrenmemiz şart. Klinik olarak iyileşmiş fakat hala virüs taşıyanlar var. Bunlar toplumda iyileştim diye hatta tedbir almayı da bırakan kişiler oluyor. Onun için özellikle Çin'de uygulanan iki tane negatif PCR'dan sonra taburcu etme, hastaları mutlaka tekrar boğaz sürüntüsü almak için çağırmak ve PCR'da negatif olduğunu görmek oldukça önemli. Halen hasta olanlar tabii hep bildiğimiz kişiler, bunlar bulaştırıcı. Bir de kuluçka döneminde hastalık bulaşmış fakat belirtileri henüz çıkmamış kişiler var. Bu da ilk 7 gün civarında. Bu arada da virüs bulunuyor boğazda. Bir de hiç hastalık geliştirmemiş taşıyıcılar var. Onlar da oldukça önemli. Yani bu nedenlerle bu hastalıkla %100 baş etmek, tamamen sona erdi demek oldukça zor olacak. Aşı olsa bile yine de bu zorluklarla karşılaşacağız.
Konuşmama son verirken Yadom Gao'ya sürekli çalışmamız devam ediyor. Yeni makaleler de yazıyoruz. Kürşat ve Dilek Asgur Kırıkkale Üniversitesi'nden birlikte güzel bir review yazdık. Mübeccahatis CIF'da immünoloji bölüm başkanı olarak çalışıyor. Onunla birlikte sürekli çalışıyoruz ve sürekli bu konuda daha neler yapabiliriz diye tartışmalarımız sürüyor. Stanford Üniversitesi ile uzun yıllardır ortak çalışıyoruz. Özellikle Karina Dağ, Sean Park Asma Alerji Merkezi'nin müdürü. Liam O'Mahony daha önce CIF'da birlikte çalıştığımız bir arkadaşımızı Cork Üniversitesi'nde immünoloji bölüm başkanı olarak çalışıyor. Yine ortak projelerimiz var. CIF'tan grup liderleri de Milana Sokolowska, Willem van de Fien ile birlikte çalışıyoruz. Ayrıca Zürich Üniversitesi'nden Charlotte Brüggen de bu çalışmamıza katılıyor. Teşekkür ediyorum. Soru ve katkılarınızı almak için bekliyorum. Sezgin abi çok teşekkür ederiz bu güzel sunumunuz için. Bazı sorular geldi YouTube üzerinden, bunları size aktaracağım. Öncelikle benim birkaç sorum olacak size, kısa sorular. Şimdi özellikle bu sitokin fırtınasıyla ilgili biliyorsunuz burada daha çok tedavide hedeflediğimiz interleukin 6 oluyor rutinde. Ve burada tosilizumab denen bir moleküler antikorla interleukin 6 etkisinden, CAR T-cell tedavisindeki sitokin fırtınasını ne yapıyorsak burada da yapıyoruz gibi bir durum var. Bunun genelde ağır olgularda uygulandığı görülüyor çalışmalarda. Siz bu zamanlamayı nasıl yapılması gerektiğini düşünüyorsunuz? Yani biraz daha erken başlamak, belki interleukin 6 düzeyine bakıp yükseliş trendine ya da ferritin CRP düzeyine bakıp yükseliş trendine girindiği zaman mı bunu başlamamız, daha erken başlamamız gerekiyor? Şimdi klinik olarak cevap vermek bayağı spekülatif. Yani şu ana kadar hiçbir bu konuda bilimsel yayın yok. Şu saatte, şu gün başlamak yararlı veya değil. Oldukça yaygın bir sitokin profili olduğu için bizim Çin'de vaka serilerimizde de interleukin 6 kullanılanlar olmuştu. Interleukin 6 kullanılan bu olguların bir kısmı kaybedildi, bir kısmı iyileşti. Gerçekten interleukin 6'ya veya tosilizumab tedavisine bağlı olarak iyileşip iyileşmedikleriyle ilgili kesin bilimsel kanıt yok. Fakat bir sürü sitokin nötralize eden antikor kombinasyonu mümkün. Ama asıl yapılması gereken şey erken dönemde hastanın sitokin fırtınasına girmesini önleyici endotel koruyucu tedavileri zamanında yapmak, pneumoni ve akciğer endoteli, akciğer epitelini koruyucu tedavileri zamanında yapmak, aynı zamanda da hasta ağırlaşırsa aferez, plazma ferez gibi şeyler düşünmek lazım. Ve yine erken zamanda ağırlaşma faktörleri olan hastalarda erken serum, konvalesan serum tedavisini de düşünmek lazım. Şimdi endotel zaten ikinci sorum da bununla ilgiliydi. Endotel burada olaya katıldığına göre özellikle de bu sitokin fırtınasında yer alan sitokinler, proinflamatuar sitokinlerin gen ekspresyonlarına baktığımızda daha çok NF-kappa-B üzerinden giden bir yolağın çalıştığını görüyoruz. Burada NF-kappa-B inhibitörleri mesela aspirin gibi bir ilacı kullanmanın yeri olabilir mi? Ya da bununla ilgili bir klinik deneyim var mı? Sitokin fırtınası bir sürü sitokin salgılıyor ama bunların içinde en öldürücü gerçekten NF-kappa-B yolağı. NF-kappa-B yolağı direkt olarak hücre hasarını çok arttırıcı olduğu için yani tümör nekrotizör interleukin 1, interleukin 6 gibi bir pathway'i içerdiği için oldukça önemli ve erken zamanda baskılanması lazım. Erken zamanda steroid kullanmak, kortizon kullanmak sitokin fırtınasında hep bahsedilen bir şey. Bu konuda tam anlamıyla bilimsel çalışma yapmak zor ama bizim birlikte klinikte çalıştığımız yıllarda bile erken zamanda mutlaka yüksek doz bolus steroid vermek klasik bir tedaviydi bu tür olgularda. Evet. Şimdi YouTube'dan gelen bazı soruları kısaca cevaplamanızı rica edeceğim ama süremiz de daralıyor. Gündür Hoca'dan bir soru geldi. Şimdi hep idilsel immüniteden daha çok bahsediyoruz ama burada innate lenfoid hücreler, NK hücreleri, bunlar herhangi bir fonksiyonu yok mu ya da bununla ilgili henüz elimizde çalışma ya da verim yok? Klasik antiviral yanıtta özellikle NK hücreler ve tip 1 innate lenfoid hücrelerin önemi biliniyor.
COVID'de daha henüz NK hücre sayıları ile ilgili bir tane yayın var ama doğal innet limfoid hücrelerle ilgili pek fazla bilgimiz yok. Yani gerçekten hastalıkta ne yapıyor onu bilmiyoruz. Evet, yine bir soru da PCR testiyle. PCR testinin negatifliklerinden söz ediyorsunuz deniyor. Burada laboratuvarlar arasında, yani sizin gözlemlediğiniz farklılıklarda ülkelerdeki oranlar arasında yalancı negatiflik oranları arasında bir takım farklılıklar var mı? Bununla ilgili bir bilginiz var mı? Kayhan Pala Hoca sordu bu soruyu. Bununla ilgili bir bilgimiz yok. Ama bu gerçekten Dünya Sağlık Örgütü'nün çok ciddi finansmanla bu işlerin üzerine gitmesi lazım. Dünyadaki laboratuvarları standartize edilmesi lazım. Bu salgının Çin dışında bu kadar yaygın olmasında bazı hatalar oldu. Yani ilk olgularda gerçekten Batı dünyasının çok fazla haberi olmadı. Yayınlar yayınlandığı zaman iş işten geçmişti ve erken tedbir alınmadı. Yani burada hatalı negatiflik bile oldukça yeni bir konu. Yani çok bizim normalde aylar önce bilmemiz gereken bir şey. Sadece çok dikkatli araştırınca ortaya çıkıyor vakalarda. Oturup da yayınlamasak belki de dünyanın elinde belirgin bir kanıt bile olmadan sadece bahsedilen bir şey olacak. Evet. Bir başka soru da inflamazomlarla ilgili. İnflamazom hedefleyen tedavilerin yararlı olabileceğini düşünüyor musunuz diyor. Propitozisin indiklendiği biliniyor bu enfeksiyonlarda. Bütün ağır enfeksiyonlarda hem bakteriyel hem viral enflamazom aktivasyonu gerçekten patogenezde çok önemli rol oynuyor. Enflamazom aktivasyonunu erken dönemde baskılamak, böyle bir ilacımız çok güzel bir ilacımız yok şu anda ama mesela interleukin bir reseptör antagonisti tipinde ilaçlarla yararlı olabilir. Ve burada hem tip 1 yanıt NF-kappa 1B üzerinden hem inflamazom interleukin 1 ve interleukin 18 üzerinden hastalığın seyrinde ağırlaştırma faktörleri. Bu sitokinler yüksek miktarda salınırsa hastalık daha ağır seyrediyor ve biz bunu aslında diğer daha önceki sitokin fırtınalarından biliyoruz. COVID'de daha çok şu ana kadar daha interleukin 1'e yüksek, o yüzden bu hasta ağır diye bir şey yayınlanmadı ama öyle olmasını bekliyoruz. Yine ilk 11 hastalık serinizde diyor, vaka serinizde astım risk faktörü olarak görülmüyor. Bir hekim arkadaş herhalde. Yatırdığımız COVID'li hastalarımız içinde astımlı hastamız yok denecek kadar az. Bununla ilgili bir görüşünüz var mı? Neden az görüyoruz? Bu yatkınlık olması gerekmez mi? Kronik bir hastalık. Evet, bizim işte 19 Şubat'ta yayınladığımız o ilk 140 vakalık seride astımlı COVID hastası %1.4'tü. Çin'de aynı bölgede %13 civarında astım var. Bu oranlar birbirini tutmadı. Tutmayınca da dikkat ettik. Şimdi bildiğimiz şu, Stanford'dan gelen son bilgilerle. Eğer astımlı bir hasta ve akciğer hasarı varsa, yani sigara içen astımlı bir hasta örneğinde, bu hastalar ağır geçiyorlar COVID'i. Ama hastalığa yakalanma oranları hala düşük. Yani soruyu soran kişinin gözlemlediği gibi Çin'deki olgularda da oran astımda düşük. Yani astımlı kişiler kolay kolay hastalığa yakalanmamışlar. Kendilerini daha çok koruyor olabilirler tabii. Başka nedenler olabilir. Şu anda tam olarak bilinmiyor. Evet. Son soruyu sevgili Tunç hocamızdan alıyorum. Mezenkimal kök hücrelerin sitokin fırtınası ve sonrası doku rejenerasyon üzerindeki düşüncesini merak ediyorum Tunç Hoca. Daha sonra da kapatacağız toplantımızı, fazla zaman alalım. Evet, Tunç Hoca'nın da ilgilendiği önemli bir konu. Mezenkimal kök hücre tedavisi Türkiye'de hemen erken zamanda COVID tedavisine girdi. Şimdi bu tür çalışmalarda hastaların büyük bir kısmı iyileşiyorlar. Herhangi bir tedaviyle de iyileşiyorlar. Mezenkimal kök hücre tedavisiyle de iyileşiyor. Bilimsel olarak gerçekten bu çalışmanın yapılması lazım. Bilimsel olarak bir çalışma yapılmadığı zaman her zaman bu bir anekdotal olarak kalacak. Yani iyi geliyor veya iyi gelmiyor diye bir insanların düşüncesine veya inançlarına bağlı kalacak. Bilimsel çalışma Paul Ehrlich Enstitüsü'nde yapıldı. Yakın zaman içinde sonuçlar açıklanacak aslında. Şu anda ellerinde sonuçlar var. Evet, yine kapatacaktım ama bu
trained immunity hakkında sorular gelmeye başladı. Özellikle İhsan Hoca önümüzdeki hafta bu konuya değinecek ama bu BCG aşısı ya da yapılan diğer aşıların koruyuculuğu, BCG aşısı yapılmayan toplumlarda çok daha ağır seyrettiği ve hastalığa yatkınlığı olduğuyla ilgili hipotezler ileri sürüyor, makaleler yazılıyor. Bu konudaki görüşünüzü her iki hocama da soruyorlar. Şefik Hoca konuşurken de soruldu. Bu konudaki görüşünüz nedir? Kısaca bunu. İnce cevap ben verebilirsem eğer İngilizce it makes sense. Yani olabilir fakat biliyorsunuz Amerika'da birçok merkezde şu anda sağlık çalışanları üzerinde BCG denemesi yapılıyor. Fakat BCG biliyorsunuz çocuklarda çok iyi çalışıyor. Erişkinlerde BCG çalışmaz. Danimarkalılar bunu çok önce gösterdiler. Yani neticeleri beklemek zorundayız. O kadar kolay bir şey değil. Yani tamamen non-spesifik, özgür olmayan şekilde bağışıklığı kamçılamaktan başka bir şey yapıyor mu, yapmıyor mu? Bu çalışmalar neticelerini almadan bir şey söylemek zor. Peki, polio için, polio için aynı şeyi söyleyenler var. Peki, polio virüsü veriliyor. Peki erişkinde çalışmaması, yani tüberkülozu spesifik olarak çalışmıyor olabilir mi? Yani evet, doğrusun. Tüberkülozun özellikle çok çok zayıf. Antikor yanıtını oluşturabilir belki. Yani olabilir. Deniyorlar. Yani bu çalışmalar başladı. Çeşitli merkezlerde devam ediyor. Ben bir komente bulunabilir miyim? Tabii buyurun. Aslında Cezmi'ye de hem de Cezmi'nin fikrini de almak istiyorum. Yeni doğanın, erişkinin ve ihtiyarın bağışıklık sistemi değişik. Üstüne üstelik kadınlarla erkeklerin bağışıklıkları çok farklı. Covid enfeksiyonları, koronavirüs enfeksiyonları bunlar bir güzel gösteriyor. Cezmi, ne düşünüyorsun? Çocuklar neden hastalanmıyor? Demek ki bağışıklıkları çok değişik bir yanıt veriyorlar. Bunlara bakıp enfekte olmuş çocuklardan bir şeyler öğrenip bunlardan yararlanmak acaba mümkün mü? Evet, ilk pediatrik seriyi aslında şu anda evaluate ediyoruz. Gerçekten çocuklar çok hafif geçiriyorlar. Hasta oluyorlar mı? Acaba virüsü alıyorlar mı ve asemptomatik geçiriyorlar? Bunu tam olarak bilmiyoruz. Semptomatik olanlar oldukça hafifler. Eğer hastalığı alıp da asemptomatik büyük oranda çocuk hastalanıyorsa zaten toplum sağlığı açısından oldukça iyi. Yani gerçekten toplumda bir bağışıklık oluşacak ve bu çocuklar okula rahatlıkla gidecekler. Okuldan da hastalık getirip büyüklerine bulaştırmayacaklar. Çünkü daha önce hastalığı subklinik olarak geçirmiş olacaklar. Kadın erkek arasındaki fark var. Burada COVID'de %10 civarında bir fark görülüyor. O kadar çok yüksek bir fark değil. Yaşlılarda bağışıklık zayıflıyor. Ama bağışıklık zayıflayan burada bizim gördüğümüz sadece yaşlılık değil. Yani yaşlılıkta diğer komorbit hastalıklar, özellikle angiotensin converting enzim 2'yi arttıran komorbit hastalıklar önemli. Diyabet kendi başına zaten bağışıklık yetmezliği yapıyor. Burada diyabet önemli bir komorbitte olarak görüyoruz. Hipertansiyon önemli bir komorbitte çünkü hipertansiyonlarda angiotensin converting enzim 2 miktarları yüksek. Yani burada hani sadece yaşlı olmak değil de yaşlı olup da diğer hastalıkları beraberinde taşımak da önemli bir faktör. Sonuç olarak iyi yerlerde bakıldığı zaman 80 yaş üzerinde ölüm oranı %15 civarında. Yani böyle onlar da yaşlandık, hastalığa yakalanacağız, %100 öleceğiz diye bir şey yok. Gerçekten şu anda hastanelerde yük varken tabii ki yakalanmamakta büyük fayda var. Ama yük bittiği zaman önümüzdeki uzun ay, yani birkaç ay sonra yaşlılar hastalığa yakalandıkları zaman hem çok tecrübeli bir ekiple karşılaşacaklar, hekim grubuyla karşılaşacaklar. Şu anda hekimler bilmediler. Önümüzdeki iki hafta öncesine kadar Türkiye'de yerleşmiş bir tedavi yoktu, dünyada da yerleşmiş bir tedavi yoktu. Çin'den yayınladığımız vakaların kullandığı tedavilere bakarsanız yani oldukça ilişkisiz bir sürü şey denenmiş. Kaybedilen olmuş, kaybedilmeyen olmuş. Yani bir kısmı bunların sağ kalmış. Yani şu anda COVID'le savaş başarıyla ilerliyor aslında. Çok daha kötü de olabilirdi. Bir sürü ülke özellikle insanları eve kapatmak, sosyal mesafe, maske dağıtılmaya başlanıyor Türkiye'de. Oldukça önemli.
Ben sadece maske değil, kışlık eldiven bile giyseler kendilerini koruyacaklarını düşünüyorum. Hem eldiven hem de maske birlikte daha iyi koruyacak. Mutlaka tek başına maske, yani şu anda dağıtılan maskeler o kadar etkili değil ama eldiven ve maske birlikte olursa günlük yaşamda dışarıda daha güzel sonuçlar alınacağını düşünüyorum. Evet, hocam ikinize de çok teşekkür ediyorum. Bizim davetimizi kabul ettiğiniz, katıldığınız ve bilgi ve deneyimlerinizi, yayınlarınızı, çalışmanızı paylaştığınız için. Ben YouTube'dan soru soran izleyicilerimize bir duyuru yapmak istiyorum. Her soruya cevap veremedik. Hem zaman kısıtlı olduğu için hem de önümüzdeki haftadan itibaren de bu seminer serileri devam edecek. Bu seminerler kapsamında sizin sorduğunuz bazı soruları ki demek ki BCG açısı konusu da vardı. Bunların hepsine yanıt verileceğine ya da tartışılacağına hepsine yanıt veremeyebiliyoruz çünkü. Yeterli kanıt olmayabiliyor. Bunların hepsine yanıt vermeye çalışacağız. O nedenle soruları bazılarını burada hocalarıma aktarmadım özellikle. Bu canlı olarak yapılan yayın ayrıca daha sonra video olarak YouTube kanalımızdan izleyebileceksiniz istediğiniz zaman. Önümüzdeki hafta aşı ve korunma konusu gündeme gelecek. Selim Badır hocamız, İhsan Gürsel ve Mayda Gürsel hocalarımızla birlikte olacağız. Konu başlıkları sosyal medya hesaplarımızdan sizinle paylaşacağız. Yine bu YouTube kanalımıza abone olursanız ve bildirimleri açarsanız size seminerlerimiz başlamadan kısa bir süre önce uyarılar gelecek. Böylece kaçırmama durumu da söz konusu olacak. Unutabilirsiniz çünkü günlük yoğunluk içerisinde. Ben toplantıyı kapatmadan önce, semineri kapatmadan önce hocalarından son birer cümle rica edeceğim. Daha sonra da toplantıyı kapatacağız. Umarız hepiniz keyifle izlediniz bu toplantıyı. Ben şahsen kendim adına çok keyif aldım. Çünkü zaten Şefik Hoca'yla ve Cezmi Hoca'yla yaptığımız daha önceki toplantılar, şimdiye kadar buluşmalarımızda her zaman keyif almıştım. Yine aynı şekilde çok tatmin edici bir toplantı oldu benim için de. Umarım izleyenler de bundan keyif almıştır. Hocam, Şefik Hocam önce son söz olarak ne diyoruz? Daha sonra Cezmi Hoca'dan daha sonra da ben kapatmak istiyorum. Her enfeksiyon hastalığında olduğu gibi COVID'de de birlikte mutlaka yeneceğiz. Buna şüphe yok. Ama en az zararla kapatmanın yolu gene halk sağlığından geçiyor. Ne kadar birlikte hareket edersek, halk sağlığı ne kadar öne çıkarsa o derece başarılı olacağız. Cezmi Hocam. Ben de COVID'le savaşta gerçekten insanlığın mutlaka kazanacağını düşünüyorum. Birkaç ay içinde kimyasal ilaçlarla tedavi mutlaka gelecek. Bir yıl içinde aşılar gelecek. Covid aşı geliştirmekte çok büyük sorun çıkartacak tipte bir virüs değil. Yani aşının da mutlaka gelmesi gerekiyor yakın zaman içinde. Eski yıllarda yapılan klasik aşılar çalışabilir. Basit atenüe aşılar Covid'de çalışabilir. Çok fazla komplike aşılar, daha henüz yöntemin kabul edilmediği tipte komplike aşılar şu an için çok erken çünkü burada iki şeyi birden ispat etmek zorundasınız. Kullandığınız yöntemi ispat etmek zorundasınız. Bir de COVID'e karşı yararlı mı değil mi onu ispat etmek zorundasınız. Yani toplumda yerleşmiş klasik mesela kızamık aşısı tipinde bir COVID aşısı yapıldığı zaman bunun çalışacağını düşünüyorum. Türkiye ve bütün halkımız gerçekten oldukça bilinçli. Medya oldukça bilinçli yaklaştı. Hükümet oldukça bilinçli yaklaştı ve bu savaşa en kısa zamanda kazanılacağını ve güzel bir yaz geçireceğimizi düşünüyorum. Herkese sağlıklı, güzel günler diliyorum. Evet, ben de en son söz olarak bu savaşı kazanmamız için her zaman gibi ne yapacağız? Evde kalmamız gerekiyor mümkün olduğu kadar. Sosyal mesafeyi yine korumaya devam edeceğiz. Ellerimizi yıkayacağız. Dışarıdan geldiğimiz kıyafetlerimizle evde yaşamımızı sürdüreceğiz. Bunları öncelikle havalandıracağız. Bu toplum sağlığıyla ilgili olan tedbirleri aldığımız sürece herhangi bir sorun yaşamadan kısa sürede bu salgının üstesinden toplum olarak
geleceğimizi düşünüyorum. Herkese iyi bir hafta sonu diliyorum. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın. Teşekkürler. Teşekkür ederiz.